yıl sonra mahkeme tescilledi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, futbolda şike soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle açılan davada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Haziran'da verdiği hükmün gerekçesinin yazımını tamamladı. Kararda çıkan sonuca göre FETÖ terör örgütünün dolaylı yoldan 2010-2011 yılında Trabzonspor'un şampiyonluğunu engelleyerek Fenerbahçe'ye verdiği ortaya çıktı. Terör örgütünün nihai hedefinde ise Trabzonspor taraftarları ile Fenerbahçe taraftarlarını karşı karşıya getirmek olduğu vurgulandı. Dünya Kupası elemeleri G grubunda A milli takımımız Hollanda'ya konuk oldu. Bohan Cruyff Stadyumunda oynanan mücadelede kazanan 6-1'lik skorla Hollanda oldu. Karada puan kaybeden Cebeli Tarık karşısında oyuna eleştirilen milli takım, Hollanda'ya farklı kaybederek hem moral olarak dibe vurdu, hem de üçüncü sıraya düştü. Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri birinci dakikada Davy Klaassen, 16, 38, penaltıdan ve 54. dakikada Memphis Depay, 80. dakikada Gustil, 90. dakikada Donyel Malen kaydetti. A milli takımın tek golü 90 artı 2 de Cengiz Ünder'den geldi. A milli takımda sarı kart gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak'ın yanı sıra, 44. dakikada ikinci sarı kartla oyundan atılan Çağlar Söyüncü cezalı duruma düştü. 3 isim Norveç karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hollanda'da Georginio Wijnaldum cezalı duruma düşen isim oldu. Davy Klaassen'in 59. saniyede attığı gol Filip Koku'nun 2005 yılında Romanya'ya 39. saniyede attığı Golden, bu yana Hollanda'nın Dünya Kupası elemelerindeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Hollanda-Türkiye maçı, Hollanda'nın 2011'deki San Marino maçından bu yana 3-0'ı en hızlı yakaladığı karşılaşma oldu. Bu sonucun ardından Hollanda puanını 13 yaptı. A milli takım 11 puanda kaldı. Ekim ayında A milli takımımız, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. Hollanda, Letonya ve Cebelitarık ile oynayacak. Grupta güncel puan durumu ise şöyle oldu. Hollanda ve Norveç 13 puan, Türkiye 11 puan, Karadağ 8 puan, Letonya 5 puan, Cebelitarık ise henüz puanla tanışamadı. A. Millilerimizin kalan maçları ise Norveç içeride, Letonya ile deplasman, Cebelitarık içeride, ardından ise Karadağ ile deplasmanda oynanacak. Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 yenildiği maç sonrası A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarısızlığın sorumlusu benim dedi. Düzen ve şeytanlık karışmış diyen Güneş, düzen artık şeytani olmuş. Bu sonuçları alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım ifadelerini kullandı. Ben yalvararak gelmedim diyen Güneş, ben sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum, diye konuştu. Şu andaki tablodan mutlu değilim, huzursuzum. Kahredici bir sonuç. İnsan hayalleri için yaşar. Dünya kupasına da katılmayı isteyen bir kişiyim. Bu kadroya inanıyorum. Ben başaramadığımı düşünmüyorum. Yok etmek baskı altına almak doğru değil. Bazı söylemlerim başka yere kayıyor. Bu kadronun iyi oynayıp kazanma şansının iyi olabileceğini düşünüyorum. Bir senedir neden maaşlar anlatıldı, baskı oluşturuldu bilmiyorum. Maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptı, düzen ve şeytanlık karışmış, sözlerini açması istenen güneş, şeytani düzen metafor değil. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup, ondan sonra sonuçla bunu desteklemeke doğru değil. Ben kaybettim, maaşımın geldiğimden bu yana konu olmasını anlamış değilim. Bu tip düşünceler oluyor. Benden nefret edebilirsiniz ama neden maaşım konuşuluyor? Bunun kampanyasını yapıp sonra yokmuş gibi davranıyorlar. Dışarıda, içimizde. Bunu bana değil başka birisine de yapmasınlar. Bu oyuncuya da size de olur yarın. O iş ters döner. Bizim gidişimizle birlikte düzelsin. Bizler ebedi burada değiliz. Sözleriyle açıklamalarını tamamladı. Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera endişesi yaşanıyor. Cuma gecesi Uruguay ile maça çıkacak olan tecrübeli kaleci, Trabzonspor maçına yetişmek için uzun bir uçak yolculuğu yapacak. Trabzonspor maçı öncesi antrenmana çıkması zor gözüken Muslera'nın yetişmemesi halinde Fatih Terim'in elinde Fatih Öztürk, İsmail Çipe veya Berk Balaban seçenekleri var. Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 2 kez ağları sarsıp, 6'da asist yaparak tam 8 gole direkt katkıda bulundu. Trabzonspor, 10 Yunan fırtınası Anastasios Bakasetas sezona müthiş başladı. Hazırlık maçlarındaki oyunuyla sezona fırtına gibi gireceğinin sinyallerini veren 28 yaşındaki futbolcu şu ana kadarki performansıyla Süper Lig'in en iyisi. Tecrübeli oyuncu bu sezon Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasında resmi karşılaşmalarda en çok gol katkısı yapan isim olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavili formayla çıktığı 7 maçta 2 kez ağları havalandıran, 4 de asist yapan Bakasetas, Yunan milli takımıyla da sahaya çıktığı 2 sınavda 2 asistle yıldızlaştı. Böylece deneyimli futbolcu toplam 9 resmi maçta 2 gol 6 asistle tam 8 gole direkt katkıda bulundu. Bakasetası 3 gol, 3 asistle Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve 5 golle Fenerbahçeli Enner Valencia takip ediyor. Danimarka ile İsrail Dünya Kupası Avrupa elemeleri 6. hafta mücadelesinde Parken Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Danimarka karşılaşmadan 5-0 galip ayrılırken Trabzonspor'un forveti Cornelius bu karşılaşmada golünü attı. 86. dakikada oyuna giren Cornelius 90. dakikada gol sevinci yaşadı. Bordo Mavililer, milli ara sonrası Galatasaray derbisine çıkmaya hazırlanıyor. Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi müjdeli haber geldi. Sakatlıkları bulunan Forvet Cornelius, Kanat Gervinho, Sabek Perez ve Abdülkadir Ömür'ün pazar günü forma giyebilecekleri belirtildi. Tromsen'in de tedavisi sürüyor. Bordo mavililerin uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Gürcü bek Iraklı Azarovi'den flash bir çıkış geldi. 19 yaşındaki genç yetenek, Trabzonspor'a transfer olmak için kulübüne rest çekti. Bu sezon kadrosuna çok güçlü isimleri katan ve son olarak bir sol bek takviyesiyle transfer dönemini noktalamayı hedefleyen Trabzonspor, gündemindeki Iraklı Azarovi için kulübüne resti çekti. Sabahın haberine göre bir süredir görüşme halinde oldukları Dinamo Batumi ile pazarlıklarda istediği noktaya bir türlü gelemeyen Bordo, Mavililer, fiyat kırılmamasına tepki gösterdi. 400 bin eurodan başlayan transfer pazarlıklarında rakamı ikiye katlayan Karadeniz Kulübü, son teklifini iletti. Bu transferde bonservis için tavan fiyatı 800 bin euro olarak belirleyen Trabzonspor yönetimi, bu rakama veriyorsanız hemen imzaları atarız aksi halde görüşmeler sonlanır, mesajı gönderdi. Gösterdiği gelişimle tüm dikkatleri üzerine çeken, 19 yaşındaki savunmacının da gelmeyi çok istemesiyle eli güçlenen Bordo Mavili yetkililer, transferin son gününde işi bitirmeyi hedefliyor. Dinamo Batum Başkanı Beridze, Azarovi Dinamo Batum'da kalıyor. Fransız kulüpleriyle Trabzonspor kendisini kadrolarına katmak için uğraştılar. Türk takımıyla 10 gündür devam eden görüşmeler oldu. Gürcü futbol tarihindeki en yüksek tekliflerden birini yaptılar. Ancak buna karşın Azarovi en azından sezon sonuna kadar bizim takımımızda oynayacak. Yeni kurallar var. Artık Gürcistan'dan oyuncu almak eskisi kadar kolay olmayacak dedi. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Slovakya Güney Kıbrıs ile karşı karşıya geldi. Gruptaki şansını devam ettirmek isteyen Marek Hamšík'in kaptanlığını yaptığı Slovakya milli takımı Güney Kıbrıs'ı 2-0 yenerek puanını 9'a çıkarıp 3. sırada yer aldı. Trabzonsporlu Marek Hamšík'in maçın adamı olduğu maçta 4 şut pası, maçın en iyisi, 121 topla buluşma, maçın en iyisi, rakip yarı sahada 76 pas, maçın en iyisi, 5 kazanılan ikili mücadele, 8 sahipsiz top kazanma ve 8.7 rating aldı. Hamşik bu sonuçlarla maçın adamı olmayı başardı.